Yarın 17.30'da MK'yı Ankaragücü Trabzonspor'u ağırlayacak. Rakip son 5 maçın 3'ünü kazanan 19 puanda ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor. Zor bir maç bekliyor Ankaragücü'nü. Ankaragücü de son 5 maçın 4'ünü kaybetti. 9 puanla sadece 9 puanı var ve 17. sırada bulunuyor. Nasıl bir maç geçecek genel olarak? Maçın hakemi de Cüneyt Çakır. VAR hakemi de senin daha önce araştırma yaptığın Ali Şansalan. Şimdi Ali Şansalan benim nezdimde biliyorsun ki mimli bir hakemdir. Tekrar bir Ankaragücü maçında bulunmasından dolayı ben esef duyuyorum Merkez Hakem Kurulu adına, Türkiye Futbol Federasyonu adına. Korcan'ın boynunu kırma çalışmasında başarısız olan futbolcuya karşı gösterdiği müsamahayı VAR odasında göstermemesini umuyorum kendisinden. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Cüneyt Çakır, evet, Avrupa'nın ve dünyanın sayılı hakemlerinden bir tanesi. Türkiye liglerinde başka yönetir. İnşallah yarın Avrupa'da yönetiyormuş gibi maç yöneteceğini umuyorum. Beklentimiz en az o yönde. Onu ifade edebilirim. Trabzonspor 5 deplasmanda bir kere kazandı, 3 kere berabere kaldı. Yani kolay yenilen bir takım değil ama Ankaragücü'nün hoca değişikliğinden sonra Mustafa Kaplan'la evinde çıkacağı maçta önemli bir iş çıkarması gerekiyor ama işte sakatları var, şeyleri var. Orada da bir takım sıkıntılar var Ankaragücü'nde de. Ankaragücü'ndeki bu sıkıntıları ortadan kaldırabilecek etmenler için henüz çok erken. Çünkü bu az önce de konuştuk programa girerken işte kentte birlik sağlanacak işte 26'sında ara transfer dönemine daha var. Şey transfer açılacak vesaire şeyleri var. Bir tarafta puan durumunda sıkışıklık var. Öbür tarafta kolay bir maç olmayacak. Ankaragücü'nün kazanması gereken bir maç ama beraberlik ihtimalini kuvvetli gördüğüm bir maç. Öyle ifade edebilirim. Bunun dışında Trabzonspor'un her deplasmanda gol attığını, 1.4 ortalamayla gol attığını hem de. Son iki deplasmanın ikişer gollü geçtiğini. Evet. Dikkate alırsak Ankaragücü için ilk adım gol yememek olacak. Yani gol yememeyi sağladıktan sonra gol atabilme ihtimalini zorlaması gereken bir maç olarak söyleyebilirim. Ankaragücü'nde Cebrail, Kulusiç ve Kanteros'un durumu belli değil. Sadayev konusuna ilerleyen vakitlerde bir değineceğiz. Trabzonspor'da da Novak ve Abdülkadir Ömür karşılaşmada forma giyemiyor. Aslında çok önemli eksiklikleri de var rakibin. Şimdi Trabzonspor'un deplasman maçlarında ne kadar agresif olduğunun da göstergesini şöyle vereyim. Son 4 deplasman maçında 11 sarı kartı var. Maç başına 3 tane sarı kartı cepte Trabzonspor'un. Şimdi bunlar kırmızıya dönmediğine göre bunlar pozisyonel kartlar. Pozisyonel kartlar olduğuna göre de rakibi sindirmeye yönelik. Şimdi Cüneyt Çakır'a burada büyük görev düşüyor. Çünkü evet, deplasman takımı için ev sahibini, özellikle seyirci üstünlüğü olan ev sahibini sindirmenin yollarından bir tanesi de atağa çıkarken veya orta sahada sert faullerle durdurmaktır. Eğer Cüneyt Çakır uykulu bir halde buna müsaade ederse bu Trabzonspor'a yarayacaktır. Yok, dediğim gibi Avrupa'daki bir maçı yönetircesine maç yönetirse yarın Ankaragücü'nün işi biraz daha kolaylaşır. O konuda o standarda yaklaşırsa Ankaragücü lehine olabilir. O standarda yaklaşırsa bu Ankaragücü'nün o kadar işine gelir. Evet, Engin, sence nasıl bir maç geçecek? Cüneyt Çakır'dan devam edelim. Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor'un şansına diyebiliriz. Çakır'la oynadığı son yıllarda bir türlü maç kazanamıyormuş. En son kazandığı maç ise bildiğim kadarıyla berabere puan aldığı maç ise birinci haftada Kasımpaşa ile oynadığı 1-1 maçıydı. Hı hı. Trabzonspor'un. Üstüne şimdi tekrar Ankaragücü Trabzon maçına geldi. Bu maçta da emeğindesiniz. Hem kazanamayan bir Trabzon, hakem de kazanamayan bir Trabzon var. Kadronunuz ne kadar kalitede belli. Rakibin eksiklikleri var. Aslında her şey Ankaragücü için artı. Yani pozitif şeyler gözüküyor ama Ankaragücü bunu pozitife çevirebilecek mi? Evet. Ankaragücü'nün oyun tarzıyla şu an tamamen tek ihtiyacı Kanteros. Şu an Kanteros'un son gününe kadar durumu belli değil. Bu bir yandan da dezavantaj Ankaragücü için. Çünkü Ankaragücü'nün Kanteros'u arayacağı en büyük maçlardan biri Trabzon'un maçları. Çünkü
kilit paslarda sıkıntı yaşayan bir takım Trabzonspor. Bunu çözebilecek ve kilidini açabilecek tek kişi Kanteros. Çünkü takımın üstünde bir pas yapan oyuncu ise yine Kanteros. Kanteros'un ilk ligde ilk 5'e kilit paslarda ilk 5'e girdiğinin istatistiğine bakmıştım. Bir de artı olarak Sosa burada kilit adam Trabzonspor için. Çünkü Sosa'nın oynadığı maçlarda Trabzonspor neredeyse hiç kilit pas atamıyor. Ama oynamadığı maçlarda hiç kilit pas atamıyor ama oynadığı maçlarda neredeyse kilit pası üstlere çıkarıyor. Sosa'da da ilginç bir şey var. Sezona orta alanın ortasında başlayıp sonra 10 numaraya kaydırıldı. Evet, yani aslında normal mevkiine döndü. Yani gibi diyebiliriz. Ama çünkü onun sebebi de Yusuf Yazıcı'nın gitmesiydi. Evet. Şimdi bir verimiz var. Trabzonspor'un Sosa maçında kilit pas atamaması, pas grafiği. Onu Emre kardeşim verirse gösterelim. Orada Trabzonspor'un oynamadığı Alanya maçında, hani Sosa oynamamıştı. Orada attığı kilit pas sayısı Sosa'nın. Sosa'nın değil, takımın attığı kilit pas sayısı. Anladım. Burada da bir eksikliği ortaya gösteriyor tamamen. Bunu Sosa'nın oynamadığı zaman ise Vakayemi ortaya çıkıyor. Vakayemi kanat oyuncusu ama 10 numaraya gelerek biraz da kendisi 10 numaraya destek çıkmaya çalışıyor. Burada işte gördüğümüz gibi 3 kilit pas denemesi Trabzonspor'un. Neredeyse en az kilit pas denemeleri. Bunun en kötü ortalaması 8'dir. Bilirsin Yükelp abi. Burada 3 pasta 0 isabet var bir de. Bunun da dezavantajı var. Sosa'nın eksikliğini görebiliriz buradan. Bundan dolayı da Ankara Gücü'nün Sosa'nın oynamaması çok işine yarayacaktır. Şöyle bir şey bekleniyordu. Abdurrahim Dursun'un sol bekte oynaması gerekiyordu Novak'ın sakatlığından. Bundan dolayı da şimdi bugünkü duyumuma göre de Abdurrahim Dursun da sakatlamış Novak'ın yanına. Bunun yerine de Kamil Ahmet Çörekçi oynayacağını düşünüyorum, benim düşüncem. Anladım. Şimdi bir Ankara Gücü ve Trabzonspor'un genel istatistikleri var. Bir resmimiz var, onu verirse. Genel istatistikler. Evet. Orada da şöyle bir şey var. Son 5 maçı, Ankara Gücü'nün evindeki son 5 maçı, Trabzonspor'un da deplasmandaki son 5 maçın istatistikleri bunlar. Hı hı. Aslında Trabzonspor'un ligde 17. sırada hava toplarında ama son 5 maçında ise Ankara Gücü'ne isabet olarak üstünlük kurmuş durumda. Aslında ligin son sıralarında ama evet, tersine yani, dönmüş. Son 5 maçlarında tersine döndürmeye başarmış buradan. Aşkın Ayantov abimize teşekkür ederim grafik için buradan da. Hava topu mücadelesinin Ankara Gücü %42 hava topu mücadelesine girmiş. %45. Trabzon'da ise %48. Neredeyse baktığımızda çoğu şeyde Trabzonspor üstün istatistikte. Ankara Gücü'nün ise ortalarda üstün olduğu gözüküyor. Bu maçta Ankara Gücü'nün en çok yapması gereken, burada ne kadar Trabzonspor üstün olsa da Ankara Gücü bu maç hava toplarını denemek zorunda. Çünkü Trabzonspor ligde 17. sırada hava toplarında. Bundan dolayı da üstünlüğü kurarak hava toplarında, bir de üstünlük kurabilen bir takım Ankara Gücü, başarılı olup gol pozisyonları bulabilir. Şimdi istatistiklere baktığımızda en çok dikkat çeken şey aslında kilit paslar. Ankara Gücü'nün kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu transfer yapamadığı için biliyoruz. Ama Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Ve ligde 3. sıradalar. Buna rağmen 16 kilit pas. Ankara Gücü de 16 kilit pas. Evet. Yani bu aslında Ankara Gücü'nün bir şeyler yaptığını gösteriyor. Yani sayı olarak ideal ama isabet sağlayamıyor. Evet, bir yandan da o var. İleride tam onu söyleyecektim. Aslında bir şeyler üretmeye çalışıyor. Hani evet, tohumunu iki ama bir türlü ağacı alamıyor. Sebebiyle ileride Orgil'in yalnız kalması. Çünkü isabete baktığımızda Ankara Gücü'nün %39 kilit pas isabeti var. Ama Trabzon'un %58. Evet. Bu Trabzon'un ne kadar ileride çoğunluk sağlayabildiğini gösterebilir ve ne kadar etkili olduğunu gösterebilir. Tabii ki. Şimdi bu ekrandaki görüntünün kalmasıyla beraber bir şey yapacağım sana. Tabii ki. Orta isabetli ortada Trabzonspor'da ortalama son 5 maçta ortalama 11. Her maç başına 11 orta yapıyor. %27 başarı olarak görülüyor ya. Evet. İşte son deplasman maçında, Rize deplasmanında 7 orta denemesinde 0 başarısı var. Düşürmüş o zaman bu yani bayağı. Bu ortalamayı istatistik düşüren unsurun başında Rize Spor maçındaki Başakşehir maçındaki
orta sayısında 7 orta hem sayı düşük hem isabet düşük. Buna bir dikkat çekmek lazım. Bunun dışında son iki deplasmanda yani Rize ve Başakşehir deplasmanlarında ortalama yarı sahasında 16-17 top kaybı yaptı Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un sene başındaki kimyası bozuldu. Bunu söylemek mümkün. Şimdi presi biraz arttırdığınız zaman veya orta saha ikinci bölgede yakın oynaması halinde Trabzonspor'un top kayıplarından gol pozisyonları doğurması mümkün Ankara Gücü'nün. Onu bir ifade etmek lazım. Çünkü 16-17 top kaybı iyi bir top kaybı. Yani Ankara Gücü açısından iyi bir top kaybı. Normalde bunun iki rakama çıkmaması evet. gerekiyor. Yani 7-8 civarındaki kendi sahandaki top kaybı anlayışla karşılanabilir ama iki misli neredeyse. Hatta daha fazla. Bu sebepten ötürü de presi veya top kazanmayı baskıyı ona göre planlaması lazım Mustafa Kaptan'ın. Ki zaten Mustafa Kaptan yani şundan çok eminim ki Başakşehir maçını kendisi 30 yardımcılara 60 futbolcular da en az 5'er kere izlemiştir. Evet. Çünkü son bu şeyde Trabzonspor'un hasarlarının artık boyalarının, yaldızlarının dökülmeye başladığı yer oldu Başakşehir deplasmanı. Evet. Oyun planını neye göre kuracağını tespit etmenin iyi yollarından bir tanesi de bu. Bir de şeyi ifade etmem lazım Trabzonspor için tabii. Hücum atraksiyonlarında Trabzonspor sol kanattan geldiği hücum sayısı 24 ortalamayı söylüyorum. 2.5 başarısı var. Sağ kanattan 33 geliyor, 3.5 başarısı var. Merkez hücumlarda yani ortadan gelip şuta döndürdüğü hücumlar ortalaması 17, 1.60'ı başarılı. Şimdi hücum etkinliğinde Trabzonspor gol atıyor ama işte bu duran topları var, bunun efendime söyleyeyim hava topları var vesaire. Ama kanat hücumlarında çok başarılı değil. Ki orta sayısı ve orta isabetsizliği de dikkate alarak söylüyorum. Hatırlarsan programımızda Ankara Gücü ve Antalya maçı için, Gençler Birliği Antalya maçı için konuşmuştuk bunu. Göbeği kapatıp Antalya Spor'u kanatlara bırakması halinde isabetsiz ortalarından dolayı avantaj sağlayacağını düşünmüştük. Aynısı Ankara Gücü için. Şu anda aynısı Ankara Gücü için geçerli.